Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir konu anlatım videosuyla daha karşınızdayım. Basit gibi duran bir konu bu konu ama önemli. Sınava girecekler için önemli. Örneğin TELÇ B1, B2, A1, A2. Basit duruyor değil mi? Ama gerçekten çok önemli. Hani bu konu, bu küçücük konuyu, ayrıntılı bir konu ya, insanlar bazen önemsemeyebilir ama önemli. Yani Nine Frag'ın özellikle diskusyon, yani konuşma yaparken, konuşma sınavlarında önemli bir konu. Tabii Almanca, yeni Almanca'ya başlayanlar için de önemli bir konu. Neden? Çünkü siz ya Nine Frag'ınla ilgili bir soru sorduğunuzda karşıdaki de ona göre bir cevap vermesi gerekiyor. Mesela soruya başlayalım, sonra cevapları da yazalım. Mesela ich komme aus der Türkei. Ben Türkiye'den geliyorum. Sonra ben soru soruyorum. Kommst du aus der Türkei? Yani ne oluyor burada? Fiil başa, özne ikinci pozisyona geliyor ve çekimleri değişmiyor. Ya cevap olarak ne veriyorum? Ich komme aus der Türkei. Bu kadar basit aslında. Er ist Lehrer. Sonra soruyorum. Ist er Lehrer? Değil mi? Sorum var burada. Yani zaten burada sormuşum. İster Lehrer. Karşısına yazalım. Ya. Er ist Lehrer. Evet, o öğretmen. Ya da Nein, er ist nicht Lehrer. Değil mi? Bu şekilde sorumuzu da soruyoruz. Yani cevabımızı da ya şeklinde veriyoruz. Veya wie gehen ins Kino? Geht ihr ins Kino? Siz sinemaya mı gidiyorsunuz? Ja, wir gehen ins Kino veya wir gehen nicht ins Kino arkadaşlar. Yani buna dikkat edin. Dediğim gibi bir diskusyon sınavına girdiğiniz zaman denkst du auch? Sen de böyle düşünüyor musun? Diyelim birisi karşıdaki size soru sorduğunda, örneğin çünkü fiille, bakın ya nein fragen fiille soru sorar. Fiille soru sorduğu zaman siz ya veya nein demeniz lazım. Veya stimmt du auch mit? Stimmst du auch zu? Sen de onaylıyor musun? Katılıyor musun bu görüşe? Ya, ich stimme auch zu. Ben de evet bu görüşe katılıyorum. Ya da o da nein, ich stimme nicht zu. Hayır, ben bu görüşe katılmıyorum. Bakın bu sınavlarda çıkacak bir konu olduğu için önemli, gördüğünüz gibi günlük konuşma dilinde sizi biri fiille soru sordu. Bakın soru fiille başladığında dikkat edin, ya veya nein ile cevap vermeniz gerekir. Evet arkadaşlar, videom bu kadar. Faydalı bir videodur bu video. Size de faydalı olacağını düşünüyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.